Oturumumuza hemen başlayalım istiyorum. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Kürsüsü'nün değerli hocam Sayın Devrim Güngör'ü kürsüye davet ediyorum. Bilkent Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Ece Göztepe Çelebi'yi davet ediyorum. Buyurun efendim. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi değerli hocamız İbrahim Kaboğlu'nu davet ediyorum. Oturum başkanı ve konuşmacı olarak 1998-2008 yılları arası ahim yargıcısı yapan Sayın Rıza Türmeli'yi davet ediyorum. Her şeyden önce Ankara Barosu'na böyle bir toplantı düzenlediği için, beni de davet ettiği için çok teşekkür ederim. ...299. maddeyle ilgili bu seminer düzenlendiğinde tabii o yandan bu yana işler bir parça değişti. Çünkü bu 299. madde daha çok gazetecilerin, basın mensuplarının Cumhurbaşkanı'na hakareti düşünülerek yazılmış. Oysa şimdi bir de Putin çıktı Cumhurbaşkanı'na hakaret eden. O zaman 299'u Putin ihlal ederse ne olacak? Bu hiç düzenlenmemiş, düşünülmemiş. Şimdi belki onu da düşünmek lazım. Ben bu toplantı, bu oturumun hem başkanı hem konuşmacısıyım. Böyle bir ayrıcalıklı durumum var. Bu tabii gerçekten bir ayrıcalık. Çünkü lafımı kesecek kimse yok konuşurken. Ama yani söz veriyorum ki istismar etmeyeceğim bu ayrıcalıklı durumumu. Uzatmayacağım. Uzatırsam da kendi lafımı keseceğim. Hatta kendi önüme kağıt yazıp koyacağım. Artık fazla uzattı diye. Ben bu Cumhurbaşkanı hakaret suçunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları açısından ele alayım. Baktığınız zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına şunu görüyorsunuz. Bir kere bu gibi davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iki aşamalı olarak inceliyor. Birinci aşama kamu görevlilerini ve politikacılara sövme hakaretle ilgili genel ilkeler açısından bakıyor soruna. İkinci aşamada Cumhurbaşkanı için özel olarak bir ayrıcalık tanınmışsa, bir yasa tanınmışsa o açıdan inceliyor. Burada birinci aşamaya baktığınız zaman yani kamu görevlileri ve politikacıları düşünce suçu, gazeteciliği, haber özgürlüğü ya da hakaret suçu bakımından hakim olan ilkelere baktığınız zaman şunu görüyorsunuz. Bir kere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında belirttiği şey siyasetçiler ve devlet görevlileri aynı zamanda daha geniş bir eleştiriye tabidirler. Eleştiri alanı daha geniştir. Çünkü deniyor onlar politikaya girmekle, siyasete girmekle her söylediklerinin basın tarafından, kamuoyu tarafından incelenmesini kabul etmişlerdir. Kendilerinin devamlı mercek altında bulundurulması kabul etmişlerdir. O nedenle eleştiriye karşı daha hoşgörülü olmaları gerekir. Bu bir kere bu çok temel bir ilke. Şimdi bu ilke
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ifade, yani devlet görevlerine ifade hakaret suçu ilkelerine biraz daha farklı. Orada başka bir kriter kullanılıyor. Bu New York Times Sullivan davasına baktığınız zaman onu görüyorsunuz, 1964 falan. Burada New York Times'ta bir imza kampanyası açılır. Martin Luther King'in de dahil olduğu, o zaman Eleanor Roosevelt filan, bunların hepsini imzaladı. Bir imza kampanyası ırk ayrımcılığına karşı ve ırk ayrımcılığı nedeniyle şiddet gösteren devlet görevlileri, devlet kurumları ve görevlileri o kampanyada belirtilir. Bunlardan bir tanesi de bu Sullivan'dır, işte bu şey neresiydi? O böyle bir Montgomery polis şefi. Dava açar, mahkum ettirir New York Times'ı ve Anayasa Mahkemesi'ne gelir. ABD Yüksek Mahkemesi'ne gelir. ABD Yüksek Mahkemesi der ki, böyle kamuyu ilgilendiren konularda açık bir tartışma olmalı. Bu tartışma hiçbir şekilde sınırlandırılmamalı ve kamu görevlerine ağır saldırıları da içerir bu tartışma, der. Yani hakaret ve ağır saldırıları da içerir bu tartışma, der. Ve şu kriteri getirir: kamu görevlerine yönelik sözlerin hakaret sayılması ve ifade özgürlüğünü ihlal etmesi için ancak bunların yanlış olduğunu bilerek bir bilgi verildiğini ispatı gerekir. Yani o kamu görevlisinin bilerek yanlış bildi, kasıtlı bir yanlış bilgi verdiğini ispatlanması gerekir gibi son derece zor bir kriter getirir bu Sullivan New York Times davasında. Çünkü burada şey vardır, efendim işte yanlış bilgiler vardır o gazete ilanında. Martin Luther King 7 defa tutuklandı der, halbuki 4 defa tutuklanmış filan. Ama bu yanlışlar tabii işin esasını değiştiriyor. Şimdi bu şey, bu doktrin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde yok. Fakat onun yerine başka bir doktrin var, başka bir şey var. O da işte bu biraz önce söylediğimiz siyasetçilerin çok daha geniş eleştiriye tabi olmaları ve bunu hoşgörüyle karşılamaları. Yani public statü doktrini diyorlar buna. Kamu görevlilerini ve siyasetçileri daha geniş eleştiriye tabi olmaları. Buna bakıyor mahkeme. İkincisi tabii, kamu yararı var mı? Bu çok önemli bir kriter. Kamu yararı olan bir tartışmanın şeyleri sınırlandırılması çok daha güç. Buna getirilecek sınırlandırmalar çok daha dar olabilmeli. Bunu söylüyor. Ondan sonra bir değer hükmü müdür bu hakaret sözleri, yoksa olguya dayanan, fakte dayanan sözler midir? Eğer olguya dayanan sözlerse, olguya dayanan bir şeyse, o zaman bunu ispat etmek gerekir. Ama bir değer hükmü ise bunun ispatı çok zordur. Bunu ispat etmek gerekmez. Tabii bu da tamamen mesnetsiz olacak demek diye bazı bir mesnetleri olması lazım. Ama değer hükmü niteliği taşıyan sözler hiçbir zaman ispata muhtaç değildir. Bu temel ilkeler bunlar aslında. Önce bunlara bakıyor. Ondan sonra da Cumhurbaşkanı ile ilgili bir yasa varsa bunun getirdiği özel şeyler nedir? Sınırlamalar nedir? Onu inceliyor. Tabii bu arada Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu'nun kararı var. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nin kararı var. Bakanlar Kurulu kararı diyor ki, 2004 tarihli, devlet, hükümet ya da yürütme, yasama ya da yargı basın tarafından eleştirilebilir. Bunların hakim konumları nedeniyle bu kurumlar ceza yasaları ile hakaret ve aşağılamaya karşı korunmamalıdır şeklinde. Şimdi burada birkaç tane karardan söz etmek istiyorum. Bir tanesi devlet başkanlarının hakaret suçuyla ilgili. Bir tanesi
Colombani Fransız, Fransa kararı 2002 tarihli. Bu Fas Kralı ile ilgili böyle bir rapor yazılıyor Fas'la ilgili. Yani Fas'ın aslında Avrupa Birliği'nin istediği bir rapor. Fas'ın aday statüsü verilsin mi, Fas'a verilmesin mi? Bunu saptamak için bir rapor. Bir rapor yazılıyor ve bu raporda Fas Kralı'nın uyuşturucu ticaretine karıştığı söyleniyor. Ve bu raporu Le Monde gazetesi basıyor. Ya hiç olmazsa bölümlerini basıyor. Fas Kralı ile ilgili bölümlerini falan basıyor. Fas Kralı şikayet ediyor. Fransa'da 1881 tarihli böyle bir kanun var. Yabancı devlet başkanlarına hakaret diye bir hapis cezasıyla cezalarından bir kanun. 1881 yasası cumhurbaşkanları için özel bir koruma sağlıyor ve bu yasa gereğince iddianın doğruluğunu ispatlama gibi bir savunma kabul edilmiyor bu yasa çerçevesinde. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, böyle bir eleştirinin doğru olup olmadığına bakmaksızın, eleştirinin doğru olduğunu ispatlama hakkı bile verilmeksizin, devlet başkanının sadece statüsü nedeniyle özel bir yasal koruma tanınması büyük bir ayrıcalıktır. Böyle bir ayrıcalık çağdaş uygulamalara ve anlayışa aykırıdır. Demokratik bir toplumda gerekli değildir dedi. Ve Le Monde gazetesine verilen cezayı, Colombani'ye bir yıl hapis cezası verilmişti. Basın özgürlüğün, düşünce ifade özgürlüğü ihlali olarak gördü. Şimdi bizde tabii enteresan davalar var. Pakdemirli Türkiye davası var. Pakdemirli biliyorsunuz ANAP milletvekili, aynı zamanda genel başkan yardımcısı Ekrem Pakdemirli Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor, eleştiriyor. Cumhurbaşkanı da Süleyman Demirel. İşte yalancı, iftiracı, Çankaya'nın şişkosu diyor. Ondan sonra 60 bin euro tazminata mahkum oluyor. 60 bin euro. O zamanki para, yani şimdi büyük para da o zaman da çok iyi bir para. Bu borçlar kanunu 49 gereğince. Buradaki mahkeme kararı çok enteresan. Bu Pakdemirli'yi mahkum eden mahkeme kararı, Türk Mahkemesi'nin kararı çok enteresan. Çünkü diyor ki mahkeme, dokunulmazlığı nedeniyle Pakdemirli, efendim milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle cezalandırılamıyor diyor. Ceza davası açılamıyor diyor ona. Ama bu suçun niteliğini değiştirmiyor diyor. Bu ceza davalık bir suç. Onun için ben cezalandırayım diyor. 60 bin euro tazminata mahkum ediyor. Yani zararla ilintili değil buradaki tazminat aslında. Bir cezalandırma düşüncesiyle ilintili. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu dava geldiği zaman diyor ki, bir kere Cumhurbaşkanı'nı böyle özel bir yasa ile korumak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ruhuna aykırıdır. Yani bu Cumhurbaşkanı ile ilgili hakaretle ilgili bütün davalarda AİHM'in söylediği şey budur. Özel bir koruma verilmesi, özel bir yasa çıkarılması bir kere sözleşmenin ruhuna aykırıdır. İkincisi diyor, ceza orantılılık ilkesine aykırı ve hukuk mahkemesi diyor, ceza mahkemesi yerine geçemez diyor. Cezalandırma amacıyla tazminata hükmedemez diyor. Ve bu burada bir 10. maddenin ifade özgürlüğünün ihlali buluyor ve 35 bin euro manevi tazminata hükmediyor devleti. Böylelikle Pakdemirli verdiği 60 bin euronun 35 bin eurosunu AİHM'den çıkarıyor. Aynı şekilde Meral Tamer'in davası vardır. Meral Tamer de Demirel'i eleştiriyor. İşte hakaret suçundan dava açılıyor. Ve cezası ertelenmesine rağmen AİHM 10. maddenin ihlaline hükmediyor. İki davaya daha değinmek istiyorum. Kısaca bir tanesi 2011 yılında verilmiş bir karar. Oteki Mondragon ve İspanya'ya karşı. Burada Bask yöresine İspanya kralı ziyaret ediyor. Yani bu başvurucu yerel meclis üyesi ve İspanya kralı Juan Carlos bir ziyaret yapıyor ve karşılanıyor. Kral gibi karşılıyor, belediye meclisi falan karşılıyor. Bu başvurucu buna çok kızıyor. Diyor ki bu kral işte ordularında başkomutanıdır, İspanya ordusunun başkomutanıdır. İspanya ordusu ki
bütün işkenceleri yapmıştır, işkencelerin müsebbibidir. Kral da bunlardan sorumludur ve bunun kralın böyle karşılanması, krallık zaten kötü bir kurumdur, zaten kaldırılması gereken bir kurumdur. Bu Bask yöresine geldiği zaman böyle krallar gibi karşılanması utanç verici bir olaydır filan diyor. Ve böyle bir beyanat veriyor gazeteye, basın toplantısı yapıyor. Bundan mahkum oluyor. Bir yıl hapis cezasına mahkum oluyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne geliyor dava. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, bir kere bu diyor krallık kurumuna karşı söylenmiş sözlerdir diyor. Kralın özel hayatına karşı söylenmiş sözler, kralın kişiliğine karşı söylenmiş sözler değil, krallık kurumuna karşı söylenmiş sözlerdir. Şiddet ya da nefret söylemi yoktur burada diyor. Ve bu işte diyor value judgment, bir değer hükmüdür, bir değer söylemidir bu diyor. Onun için ispatlaması gerekmez burada, bir ispat yükümlülüğü yoktur. Ve kralın böyle bir özel bir yasa ile korunması sözleşmenin ruhuna uygun değildir diyor. Burada da tekrarlıyor aynı ilkeyi. Özel bir koruma sözleşmeyle bağdaşmaz diyor. Devlet başkanının saygınlığını, itibarını koruma amacı devlet başkanı ile ilgili görüş sürme, ileri sürme hakkını ortadan kaldırmaz. Bu kralın sorumsuzluğu, kral sorumsuz orada da, kralın sorumsuzluğu serbest bir tartışmaya engel değildir diyor. Tamam anladık diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, kral devletin birliğidir, devletin sembolüdür. Kral tarafsız bir statüde bulunmaktadır. Ama bunların hiçbiri diyor kralın göreviyle ilgili eleştiriden muaf tutulması, korunmasını gerektirmez. Özellikle de bu eleştiri krallık kurumuna karşı bir kişi tarafından yapılıyorsa. Bu İspanyol çünkü, bu Bask krallık kurumuna karşı. Ayrıca tabii burada önemli bir ilke var. Basın mensubu hiçbir zaman hapis cezasıyla cezalandırılmamalı. Bu ahimde her zaman bu bir ihlal sebebidir. Basın mensubunun hapis cezasıyla cezalandırılması ya da ifade özgürlüğü kullanan birine hapis cezasıyla cezalandırılması her zaman orantısızlık nedeniyle bir ihlal nedenidir. Burada da orantısızdır hapis cezasına çarptırılması diyor. Ve siyasi eleştiri için hapis cezası kabul edilemez diyor ve 10. maddenin ihlaline karar veriyor. Son değinmek istediğim E.ON Fransa kararı 2013'te. Bu öbürlerinden biraz daha farklı. Çünkü Sarkozy'nin bir köye ziyaretinde o köyde yaşayanlardan biri bir döviz taşıyor. Dövizde Castra Popcorn diyor. Şimdi yani bunu terbiyeli bir şekilde tercüme edersem defol git zavallı yaratık. Yani bunu daha terbiyesiz bir şekilde tercüme etmek mümkün ama bunu yapmıyorum. Şimdi bunun özelliği şu. Bundan bir süre önce Sarkozy gene bir ziyaretinde bir adama elini uzatmıştı ve adam elini sıkmayı reddetmişti ve bunu söylemişti. Defol git zavallı yaratık diye. Şimdi aynı sözleri bundan başka bir ziyaretinde bu o kişi bir döviz yazarak gösteriyor kendisini, sallıyor dövizi. Ve 30 euroya mahkum ediliyor ve cezası erteleniyor. Şimdi burada birkaç tane diğer davalardan bu farklı. Çünkü burada kamuoyunu ilgilendiren böyle bir bilgi meselesi yok. Bir gazetecilik meselesi yok, bir basın özgürlüğü meselesi yok. Ve gerçeği ispatlamak gibi bir savunma söz konusu değil burada. Burada bir mesele daha var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin son 14. protokolünde yeni bir kabul edilebilirlik kriteri getirildi. O da şu, eğer davacı bakımından fazla bir önem taşımıyorsa, o zaman fazla bir önem taşımadığı için bunu bakmayabiliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Fransız hükümeti bunu ileri sürüyor. Bu diyor 30 euroya mahkum edildi ve bu da ertelendi. O nedenle fazla bir önem taşımıyor. Bu kabul edilmez bir davadır diyor. Mahkeme bunu reddetti.
Mahkeme bunu reddetti. Çünkü bir kere dedi bu önemli bir mesele. Yani 30 euro önemsiz olsa bile konu önemli bir mesele. Ve kamuoyunda geniş bir tartışmaya yol açtı bu mesele diyor. O nedenle kabul edilebilir buluyor davayı. Ve şu ilkeleri sıralıyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bir kere diyor bu adamın amacı, bu başvurucunun amacı devlet başkanına siyasal eleştiri getirmekti diyor. Yoksa kendi kişi